Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün artık UI işlemine geçeceğiz. Peki UI dediğimiz şey temelinde nedir? UI dediğimiz şey oyuncunun gördüğü panellerdir aslında. Yani aslında oyuna doğal olarak yani direkt olarak bir etkisi olmayan fakat oyuncuya gözüken ya da oyuncuyu yönlendiren şeyler UI elementleridir. Peki bu nedir şimdi? UI elementlerini nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? UI elementlerini nerede kullanacağız? Mesela benim burada neyim var mesela? Hangi itemlerim var? Veya benim burada canım ne? Ya da dash atacağım, dash barım hani görmem lazım. Çünkü oynarken hani dash ne zaman dash atacağımı görmem lazım. Mesela bu tarz şeyler için UI kullanırız. Onun dışında başka ne için kullanırız? Mesela oyunu durdurmak için bir tane buton koyarsın. Mesela buton da bir UI elementidir. Çünkü doğal olarak oyuna bir etkisi yok. Ben zıplayıp ona kafa atamam. Oyuna bir etkisi yok. Ben nereye gidersem o da benimle gelir. Ve ona bastığım zaman da oyun durur mesela, anladınız mı? Bugün bunları göstereceğiz. Onun dışında bir iki bir şeyi daha, bir iki bug'ı daha düzelteceğiz. Çünkü artık buna alıştık arkadaşlar. Her bölümde bir şey ekliyoruz ve bir iki bug'ı düzeltiyoruz. Yeni bir şeyler ekliyoruz. Bunu artık öğrendik. O zaman UI'ya geçelim. Çizimim şu anlık yok. Çizim sonradan ekleyeceğim. UI için zaten bir tane canberra koyacağız buraya. Yani artık temelden bir UI'ya geçelim istiyorum. Çünkü artık her bölümde UI'ya da bir şey eklememiz gerekecek. Yavaş yavaş işte durdurma ekranıdır vesairedir. Bunlara da geçeceğimiz için UI artık gerekiyor arkadaşlar. Gerekiyor. Ben canımın kaç olduğunu görmek istiyorum kardeşim. Canımın kaç olduğunu görmek istiyorum. Yoksa ölüyorum ya. Peki UI nasıl geçiyoruz? Hemen şuraya geliyoruz ve sağ tık atıyoruz. Ardından UI zaten adı üstte direkt yazıyor. Buraya göz ve bir tane canvas oluşturuyoruz. Peki bu canvas nedir? Bakın görüyorsunuz. Burada armut gibi kocaman bir şey oluştu. Bakın kocaman. Evet, devasa bir şey oluştu. Peki bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu sizin main kamera bölgenizden dışarı doğru bir alan çekiyor. Bu alan sizin dünyanızdan kat kat büyük bir alan oluşturuyor ve bu alanda sizin UI'nızı burada tasarlamanız için bir alan. Sonra ne yapıyor? Sizin bu tasarladığınız alanı dünya boyutlarına indirgiyor ve sizin ekranınızda da aynı şey gözüküyor. Anladınız mı? Yani direkt burada ekranda gözüküp benim burada ekranımı kirletmek yerine dışarı doğru bir tane alan oluşturuyor burada. Bunun olayı bu. Dışarı doğru oluşturduğu bu alan sayesinde benim oyunum kirlenmiyor yani. Anladınız mı? Burada tasarlıyorum. Sadece UI özelliklerini burada tasarlıyorum. Sonra bunu world size dediğimiz yani dünya boyutuna indirgiyor. Ardından bu indirgediği boyutta da ben bunu zaten oyunda görüyorum. Şimdi canvas'a geliyorum. Bunun adını değiştirip rename yapıp UI diyelim bakalım. Ardından şuraya gel. Bir de event sistem geliyor bunu kurduğunuz zaman. Bu event sistemi kaldırmayın. Event sistem nedir abi? Event'ı zaten önceden de söylemiştim. Mesela bir butona tıklamak bir event'tır. Bu butona tıklamak işte ya da bir on pointer down vardır mesela. Ben mouse'umla bir tane image'e tıklarım. Bunu da algılar. Anladınız mı? Bu algılamalar, bu işlemlerin hepsi için bu event sistem önemli. O yüzden buna dokunmuyoruz. Bu UI ile beraber zaten gelir. Onu kaldırmayın. Şimdi Canvas'a geldik. Burada bir şeyi değiştireceğiz. Şimdi öncelikle Canvas Scaler diyor. Bu Canvas boyutlandırmasını ayarlıyor. Yani Canvas'ımın işte telefondan telefona nasıl gözükeceğini ayarlıyor. Anladınız mı? Ben şimdi bunu gelip böyle şekilde bırakırsam sıkıntı olacak. Şimdi bunu gösterelim. Öncelikle UI'ye geliyorum. Yine UI'ye geliyorum. Buradan bir tane image ekliyorum. Bakın gördünüz mü? Şimdi burada image'imi ekledi. Aynı şekilde burada da bir tane image'im var. Yani aslında bunu ekrana sprite atmakla şu anda aynı. Ama tabii ki de aynı şey değil. Çünkü UI elementleri normal oyun elementlerine göre genişleyip büyüyüp küçülebiliyor. Ekranınıza göre değişebiliyor. UI'nin özelliği budur çünkü. Yani oyundaki bir şeyin sen o boyuta göre ayarlamışsındır. Ama UI yani her oyunda düzgün bir şekilde gözüksün istersin. Evet, image'ime bakalım. Şimdi imajım burada bu şekilde gözüküyor değil mi? Şimdi diyor ki senin ekranda bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben UI'ye geliyorum. Mesela constant pixel size diyor. Normalde scale ve screen size olması gerekiyor. Evet bakın benim ekranıma göre bu şekilde büyüyecekti. Yani ben bunu çıktı alırsam eğer 800'e 600 bir cihazsa bu pardon 1920'ye 1080 bir cihazsa yani iki katından daha fazla aslında bir cihazsa bu şekilde büyüyecekti arkadaşlar. Ben eğer constant pixel size'da kalırsa ama böyle gözükecek. Şimdi constant pixel size ne demek? Benim pixel boyutum neyse her ekranda bu pixel boyutuyla gözüksün. Ama bu yanlış. Niye şimdi ben bunu bu şekilde gösterdim? Adamın bir şeyi bilgisayarı ya da bir cihazı daha büyük. Anladın mı? 2K. Onda bu şekilde gözükürse adam bunu göremeyecek bile, anladınız mı? O yüzden buna biraz büyükmesi gerekiyor. Bu yüzden scale screen size diyorum. Ve referans resolution'ı da 1920'ye 1080 yaptığım zaman eski haline geri dönüyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka ne var burada? Mesh video light. Mesh işte bunları çok fazla dokunmayın.
referans piksel per falan da bunlara dokunmuyoruz. Bu grafik raycast'ları önemli dediğim gibi. Bunlara da dokunmuyoruz. Tamam, bu screen space overlay. İşte bak, bu overlay dışarı çıkması anlamında. Yani burayı gelip böyle bir alana büyütüyor. Bunu ileride farklı zamanlarda kullandığımızdan bazen world space de yapıyoruz. Bu world space direkt sahne boyutuna indirgiyor bunu. Direkt dünya boyutuna indirgiyor. Ve burada mesela ben bunu görebiliyorum. Burada mesela düşmanın üzerine bir ünlem işareti yapabilir. Gerçi bunun için bunu kullanmaya da çok gerek yok da. Yani bir takım işlemler yapılabilir, anladınız mı? Evet, UI'ya temel olarak artık girmiş bulunmaktayız. Ne olduğunu artık temel olarak anladınız. Şimdi bir tane imagim var. Ve bu imagimde şöyle bir çarpı işareti var. Peki bu nedir? Bu benim ekranımın ortasına sabitlenildiği anlamına geliyor. Yani bu artık ekranın ortasına sabitli. Mesela ben bunu gelip şuraya koyarsam, tamam mı? Ve ben bu ekranın boyutunu değiştirirsem. Mesela şu şekilde. Evet. 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 Azından çok bir şey fark etmedi. Ama gördüğünüz gibi bak, 16-10 yaptığım zaman biraz daha aşağı indi mesela. Tam olarak köşede durmuyor. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz abi? Sahneye geliyorsun. Buna diyorsun ki sen mesela sol en üst köşeye sabitlen. Bunu böyle yaparsan yani en yakın olduğu yere sabitleyeceksiniz. Artık her ekranda bakın gördüğünüz gibi her zaman en köşeye sabitlenmeye çalışıyor. Yani asla yeri artık kaymıyor. Ama az önce ortaya sabitlendiğim için ekran boyutu değişmesiyle biraz daha kendini aşağılara, hani ortaya doğru getirmeye çalıştı. O zaman ne yapacağız abi? İkinci dikkat etmemiz gereken yer bu imagein. Ben nereye koymak istiyorsam artık burasıysa mesela geleceksin burayı yapacaksın. Mesela ortası ise orta ya da şuraysa mesela şurası nereye daha yakındır? Bence sağ üstte daha yakındır. O zaman burayı da sağ üstte mesela yapacaksın. Burada otomatik olarak kendiniz de yapabilirsiniz manuel olarak. Bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar, bunu. Bence yapmayın ya. Ben tavsiye etmiyorum. Ya diyorsanız ki kardeşim ben profesyonelim, senin tavsiyene ihtiyaç. O zaman gidip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar da sketch dediğimiz şeyler, yani ekranı nasıl kaplayacak? Mesela böyle yaparsam boydan aşağı ikiye böler bunu. Yani genişletmeye çalışır. Yani ekran boyutuna göre yukarı ve aşağı doğru genişletip bunu sabit olarak tutmaya çalışır. Ha bir de bir özellik daha var. Eğer ki Shift Alt yaparsanız arkadaşlar, bakın tipleri değiştir. Shift Alt yaparsanız tipleri değiştir. Mesela bunu yaparsam ekranı komple kaplıyor. 4'e bölüyor. Bunu yaparsam bir de 2'ye bölüyor yine. Bakayım bunda ne yapıyor. Ortada 2'ye bölüyor. Bu şekilde ekranı komple kaplamasını sağlıyor. Tabii ki şu anlık bunlara ihtiyacımız yok. Bunlara ileride kullanacağız arkadaşlar. Bir şekilde hepsini kullanmaya çalışacağız. UI da oyunun önemli bir parçası aslında, oyunu güzelleştirmeye yarayan şeylerden biri. Nasıl ki arka plan varsa UI da çok önemli bir etken. O yüzden UI'yı tasarım. Tabii ben o kadar güzel yapamayacağım. Dediğim gibi UI'yı ben çok sevmiyorum bu tarz şeyleri. Ben sadece mekanik oyun, anladınız mı? Benim kafa bu şekilde çalışıyor. Ama siz tabii ki de bunları istediğiniz gibi güzelleştireceksiniz. Şimdi image'e geliyorum. Şimdi ben bir tane health bar yapmak istiyorum. Benim canım indiği zaman burada biraz azalacak, 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 azalacak. Bittiği zaman da öldüğümü artık anlayacağım. Ya da canım az olduğu zaman artık anlayacağım. Bu şekilde anlayamıyorduk bildiğiniz üzere. Buraya geliyorum. Rename diyorum. Health bar back ground. Evet, bu arka plan olacak. Çünkü yani doğrudan gidip bir şey yapmayalım. Bir tane arka plan olsun. Onun önüne bir tane can şeyimiz olsun. Şu şekilde kısalım. Şu şekilde genişletelim mesela, nasıl gözüküyor? Tamam, güzel gözüküyor. Mesela bunun rengini gelip siyah yapalım. Nasıl gözüküyor? Bence güzel gözüküyor. Biraz daha ileri götürelim. Tamam, bu arka plan olacak yani. Burada kırmızı bir şey aşağı inerken. Bu arka, tabii kırmızı olmayacağız, biz yeşil olacağız. Kardeşim biz dostuz. Dostlar kırmızı olmaz, dostlar yeşil olur. Şimdi gelelim buraya, bir tane daha UI yap elementine geliyorum. Ve bir tane daha image seçiyorum. Bakın bunun alt objesi olarak seçtim. Ve dolayısıyla bu artık orta noktasını gelip kanvasın orta noktası olarak algılamayıp koyduğum nesnenin orta noktası olarak algıladı. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben bunu gidip health bar background'ın dışına koysaydım şu şekilde. Bakın gidip orta nokta olarak kanvası algılayacaktı. Böyle yap olursa ne olur? Bunu ileriki yerlerde aşağı doğru çeker. Bu ikisi birbirinden ayrılır. Bu ikisinin birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu bunun alt obje, pardon, image bunun alt objesi olması gerekiyor ve buna bağlı olması gerekiyor. Anladınız mı? Yani buralara dikkat edin. Şimdi bu imajlerim benim normal sprite, gördüğünüz gibi normal düz renk şu anda. Siz bunu kendiniz çizmişseniz alabilirsiniz. Ersin şu anda çizmedi, uyuyor. O yüzden şimdilik bu şekilde olsun. Yani çok da bir makarası yok arkadaşlar. Buraya ne koyacağım ki? İmaj olarak buraya ne koyacağım ki? Şöyle bir kılıç mılıç mı koyacağım? Ne koyacağım? Taş falan mı koyacağım? Anladınız mı? Ya da şuraya 4 tane taş koyarım.
Ona göre anlar, anladınız mı? Yapılır onlar arkadaşlar. Onlar size kalmış. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bir cambara gibi gözükmüyor mu kardeşim? Bence tam olarak bir cambara gibi gözüküyor. Tabi biraz da aşağı doğru bunu kısabiliriz. Aa, bu şekilde değil. Bakayım. Yani biraz daha kısalım. Bakayım. Bence 10 numara oldu. Şu anda tam bir canavar olarak gözükmüyor mu? Bence tam olarak bir canavar olarak gözüküyor. Şimdi burayı yemeye gelip buna direkt health bar diyeceğiz artık. Health bar. Peki bu health bar ne yapacak arkadaşlar? Bu health bar. Şimdi gördüğünüz gibi bunun image özelliği var. Ben bunu nasıl küçülteceğim kardeşim? Benim gelip bunu bu şekilde sürekli olarak küçültmem. Bunu ne yapacağım? Gelip şuradan falan mı değiştireceğim? Ben anlamadım ki falan. Ben bu ne lan böyle diye olabilirsiniz. Bunu böyle değiştirmeyeceğiz tabii ki de. Image'in tipleri vardır arkadaşlar. Şu anda bunun hiçbir sprite olmadığı için tiplerini göremiyoruz. Ama sprite olsaydı tipini görecektik. O zaman işte sprite olarak dışarıdan şimdi Ersin bir şişesi onu koyardık. Neyse şimdilik şuraya bir tane square koyalım. Square. Bunu daha önce koymuş muyduk hiçbir yere? Muhtemelen koymadık. Neyse şu şurada dursun şimdilik. Ya bu zaten Unity'nin hazır verdiği küp arkadaşlar. Bunu şu anlık bir yere atmayacağım. Çünkü ileride burayı değiştireceğiz. Şimdilik burada dursun ki ileride değiştireceğimi anlayayım onu. Bunu buraya alıp atarsam. Bu artık gördüğünüz gibi bir takım özellikler geldi buna. Çünkü buna sprite atmam gerekiyordu özelliği. Ya yani farklı yeni özellikler olabilmesi için. Şu an bu sprite sadece bir renk olarak geçiyordu. Şu anda renk olarak geçmiyor. Bunun bir sprite vardı ama sprite da bembeyaz bir şey olduğu için aslında bir renkten farkı yok şu anda. Şimdi image type olarak geliyorum. Mesela bunu bir sürü özelliği var. Sliced var mesela. Kesme yani tabii. Tiled var mesela. Anladınız mı? Şu anda yani çok kullanmadığım için çok triplerine girmeyeceğim. Bir de fillet var. Evet, bildiğim yere gelince oğlum bak bir de fillet var. Baksana şu fillete. Evet, bu ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu an DJ şeyi gibi bu şekilde azalıyor. Çünkü bunun özellikleri var. Diyor ki fill metot diyor. Bunun işte doldurulma metodu. Radial 360 diyor mesela. Bunun radial 180'i de var mesela. 180'i böyleymiş. 90 var mesela. Vertical var mesela. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı da yapabilirsiniz. Bak fill origin diyor. Bottom'dan top yaparsanız arkadaşlar bu şekilde olur. Bottom yaparsanız yukarıdan aşağı olur. Mesela vertical'ları horizontal bizim kullanacağımız olan da bu. Bu da bu şekilde iniyor mesela. Anladınız mı? Buna da gelip yine dediğim gibi right yaparsanız da sağa doğru gider. Tabii biz yine left olanı kullanacağız. Şu an bildiğiniz oyunlarda kullanılan can şeyi böyle. Onun dışında bir şeye dokunmanıza artık gerek yok ve artık hazırız. Evet, bu kadar. Can şeyimiz bu kadardı. Ne yapacağız oyunda? Gelecek bunu düşüre bunu yapacak. O zaman gelelim arkadaşlar. Artık bunu çekmek kaldı bize. Script'e geliyoruz. Script'e geldikten sonra evet bu health kodunu hala ayırmadık kardeşim. Biz ne üşengeç bir adamız. Şurayı 2 dakikaya niye ayırmadık ya? Bunu hep böyle mi kullanacağız? Hep buraya gelip böyle mi kullanacağız? Yapacak mıyız bunu? Böyle kullanmayalım ya. Bunu bir tane class'a ayırıp 2 tane farklı script yapmamız gerekiyor. Anlayacağınız üzere. O class'ta ne olacak arkadaşlar? Senin can için temel olarak gereken özelliklerini çekecek. Mesela can için health kesinlikle gerekli. Die, stun kesinlikle gerekli. Buna gerekmeyecek o zaman. Rigid body, animator bunlar gerekli. Bir de image vardı mesela. O gerekliyse koyacaksın, gerekli değilse koymayacaksın. Ya da farklı bir şey de kullanacaksan onda sadece onu çekeceksin mesela. Sonra bu klası burada çekecektik. O özellikleri yine onlara verecektik. Şuraları değiştirecektik. Bunu yapalım mı? Bence bu videoda bunu da yapalım arkadaşlar. Artık bunu bir gösterelim. Tamam, yapalım o zaman. Şimdi bu şekilde bir dursun ama bu health olarak durursa bize sıkıntı oluşturacaktır. Bunun adını mesela artık değiştirelim. Bu artık bizim karakterimizin şeyi olsun. Ne diyelim ona? Player. Tabi bunları değiştirdiğimiz zaman artık sıkıntılar oluşmaya başlayacaktır. Çünkü biz health üzerine birçok şey yaptık. Atak saldırılarda. Tabi onları da değiştireceğiz. Player health'e geldik. Tamam, bu player health olarak dursun. Şimdi direkt bir health olarak bir tane script açalım. Aslında bunları da klasörleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları bu şekilde tutmak da hoş bir şey değil. Yani çünkü ileride artacaklar abi. Ben buradan gelip tek tek seçecek değilim. Klasörlerseniz daha mantıklı olabilir. Buraya geliyorum. Sadece health yazıyorum. Peki bu health, bu health'te ne olacak abicim? Niye hata veriyorsun? Already contains diyor. Aa, bunu değiştirmedik mi? Şunu değiştir arkadaşlar. Player health'te. P layer health. Tamam, health'e geliyoruz. Bu class olarak kullanacağız arkadaşlar. Şuraları kaldıralım. Kullanmadığımız hiçbir şeyi kullanmayacağız burada. Evet, çok mantıklı bir cümleydi.
Buraya gelip ne diyebiliriz arkadaşlar? Aslında şuradaki her şeyi alıp buraya koyacağız. Buradaki her şeyi alıp buraya koyacağız. Tabii private yapmayacağız bunları. Ya şunu sil kardeşim. Sana gerek yok artık. Şunları public yapacağız. Public yapacağız. Şunu da public yapacağız. Tabii fonksiyon da yazabilirsiniz buraya arkadaşlar. Yani bunu şu an sadece bu amaçla kullanmıyoruz. Fonksiyon da yazabiliriz. Ama nedir abi, buraya fonksiyon yazarsam ne olur? Ne olur? İşimiz biter abicim. Tamam, buraları böyle kapat. Mono Beaver'ı da kaldırdım. Oradan bir kaltım almasın dedim. Muhtemelen bunu yanlış yaptık. Bunu geri getir. Çünkü bunu yapmazsak şeyde gözükmeyecektir. Inspector'da şunları kaldır o zaman. Tamam, bunu yaptıktan sonra ne olmuş oldu arkadaşlar? Burada bir takım şeyler belirledik. Özellikler belirledik. Şimdi ne yapacağız? Mesela Play Realty'e geldik. Şurayı komple sileceğiz. Tamam mı? Tamam, şimdi bu verilen hatalara çok dikkat etmeyin kardeşim. Burayı halledeceğiz bunu. Buraya geleceğiz. Sales a file diyeceğiz. Private diyeceğiz. Ne diyeceğiz buna? Health diyeceğiz. Çünkü klasımızın adı Health. Adına ne diyeceğiz onu düşünüyordum daha doğrusu. Health demeyelim ona ya. Çünkü bunun da içinde Health diye bir şey olduğu için. Var mı? Var. Health olduğu için. Buna My Health diyelim o zaman. Benim canım kardeşim. Benim canım. Bunu bu şekilde yaparsak ne olacak arkadaşlar? Hemen kapatalım. Her yerde bir ton hatamız varken gelip burada bir şey yapmaya çalıştığım için muhtemelen çalışmayacak. Sen de health script doğrudan olmayacak kardeşim. Sana artık player health'ın var. Ve player health verdiğim gibi yine aynı şeyler gözüküyor. Bu hata yüzünden mi acaba? Of, ama böyle olursan kardeşim ben sana nasıl göstereceğim? Neyse, o zaman orada hata verdiği için göstermiyor. O zaman buradan gelelim. Şimdi direkt buraya anim yazamayız. Çünkü bizim şu anda burada anim diye bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman ne yapacağız? Bu class'tan bu veriyi çekeceğiz. Health adlı class'ımız vardı. Ya bu aslında çok yabancı, bakmayın bunlar arkadaşlar. Bunlar aslında kolay şeyler. Yani böyle yapıyorum ki her şeyden öğrenin, anladınız mı? Her şeyden artık anlayın yani. Her şeyden bir şey bilin. Yani ben gelip bu şekilde yapmak zorunda değil. Bir health script'te de hepsini yazardım, anladınız mı? Ama yani ifler vererek, bir şeyler vererek yazardım. Ama ne istiyorum abi? Daha dinamik, daha güzel bir şeyler olsun. Düşman ayrıdır, player ayrıdır. Tabi düşmanın hepsi için bir script yazabilirsin. Ama düşmanla player ayrı nesnelerdir, anladınız mı? Ayrı türden şeylerdir. O yüzden ikisini ayırmamız gerekiyor, anladınız mı? Bunu artık yapmamız gerekiyor. Yani iflerle de ayırabilirsin. Dediğim gibi basiti kaçabilirdik ama bu şekilde daha çok şey öğrenmenizi sağlamaya çalışıyorum. Şimdi health ne abi? Bir class değil mi? Bu class'ın özellikleri var. Şu anda bu kadar özelliği var. Ve bu özelliklere ben erişim yapabilirim. Çünkü hepsi public. O zaman geliyorum, ne yapıyorum? Mesela burada ne yazıyordu? Anim yazıyordu değil mi? Direkt anim yazmayacağım. My health diye bir değişken atamıştım ben bu klasın özelliklerini. Nokta anim yaparsam gidip o animi çekmiş olacak. Bu kadar basit. Ha, burada gelip eşittir new health diyelim. Tamam, bunu yapalım. Yeni bir tane oluşturmasını sağladım. Bazı şeyler önemlidir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Ardından buraya geliyorum. Yine my health diyorum. Nokta rigid böyle mesela, anladınız mı? Die diyor ya mesela, my health nokta die mesela, health diyor ya. Yine nokta yapalım, my health nokta health, my health nokta standard. Anladınız mı? Artık bu şekilde bu değişkenleri değiştireceğiz. Şimdi bunları niye bu şekilde yaptık? Çünkü arkadaşlar bu şey düşman da olsa dost da olsa herkes de olacak olan bir şey, anladın mı? Herkesin bir canı olacak. Herkesin animatör rigid boyası olmak zorunda. Herkesin bir stun yeme şeyi olacak. Anladınız mı? Bunlar kesinlikle olacak artık yani. Bunların olmama ihtimali olmadığı için bunları bir klasa atadım. Yani iki sene de gelip şuraya yazmak yerine bir klasta bunu yapmış oldum bu şekilde. My health. Mesela ileride yine bir şey ekleyeceğim zaman. Ne yaptım lan böyle? Niye health yazdım buraya? Artık bit be kardeşim ya. Of. Lan. Nereye gittik? Ben bunları bir hızlıca yazayım da geleyim. Evet, yazdım. O enumu da artık kaldırdım. Enuma şu anda bir şekilde bir ihtiyacımız yok. Ve gördüğünüz gibi artık hatalar kalktı. Ve şimdi kapatalım abi. Oo, diğer yerlerde hatalar vermeye başladı. Şimdi ilk hatamıza bakalım. Bir burada veriyor hata. Tamam, şimdilik şurayı bir donduralım. Slash yaparsanız, ilk slash yaparsanız bu satırı dondurur arkadaşlar. Yani oradaki hiçbir şey kod olarak geçmez artık. Kapat. Şimdi burayı aç. Bunu da kapatalım. Tamam. Başka hatamız var mı? Onlara bakacağız yani. Şu an bu şekilde kapatıyorum. Bunlarla birazdan ilgileneceğiz. Şu şekilde şurayı da kapadığım zaman
Bakıyorum. Tamam. Ne diyorsun kanka? Tamam, sus kanka, artık sen kapan kanka. Tamam, şimdi gelelim. Ve karakterimize geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi player at my health, none health diyor. Bunu bu şekilde yapmayacaktık. Bir şey yanlış yaptık, dur. Health'e gel arkadaşlar ya, şunu yanlış yaptık. Buraya Serial'ı Bill dememiz gerekiyor ki bunu bu şekilde kullanabilelim. Yoksa bunu bu şekilde kullanamayız arkadaşlar. Onun bir sıkıntı var lan. Mono 1'i de kaldıracaksınız arkadaşlar. Belliydi bak, ben Mono 1'i o yüzden kaldırmıştım. Mono 1'i de kaldırmamız gerekiyor. Çünkü şu an bunu şey olarak, oraya atılabilir bir şey olarak gösteriyor. Heh, şimdi atılabilir bir şey olarak göstermiyor. Direkt My Health'ı açıyorsunuz ve özellikleri var. Bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bunu bir dizi olarak bile kullanabilirsiniz. Class çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Class yani sınıfları, türleri ayırmanız için class yani kullanmanız gerekiyor. Mesela düşman türleri için de kullanabilirsiniz. Mesela gelirsiniz dersiniz ki bir tane tür, bir şey. Sonra mesela bu özellikleri burada belirlersiniz mesela. Tabii onun için scriptable object diye bir şey var. Onu sonradan göstereceğim size. Onu şimdi kullanmayın. Ona dokunmayın. Evet. Ona hiç bulaşmayın. Şu anlık sadece bunu öğrenseniz yetiyor. Ne yaptım abi? Gittim bir tane class açtım. My health diye bir değişkene bunu atadım. Ve şu anda az önceki değişkenin aynısı yine burada da var. 100 veriyorum. Bunlara dokunmayacağım. Oğlum bunları niye bu şekilde yaptık ki? Onlara dokunmayacağız ki. Neyse. Dersinler bakalım. Rigid body istiyor. Geliyorum. Bir dakika. Rigid body'yi de orada çekiyoruz. Bunları hiç göstermesine gerek yok arkadaşlar aslında. Neyse. Tamam, şimdilik bu şekilde dursun her şeyi görmemiz açısından. Burayı kapatalım. Ve artık aynı şekilde çalışacak. Aynı şekilde bizim canımız artık yine var. Tabi düşman bize şu anda hasar veremiyor. Çünkü evet, biz de yürüyemiyoruz. Biz niye yürüyemiyoruz lan? Oo. Bu ne abi? Abi hepsinde bir hata veriyor baksana. Baksana. Bir ton hata var ya. Bunu hemen düzeltmemiz lazım. Hemen düşmanda bir tane şey yapalım da ondan sonra anlatayım size. Çünkü düşman, bak bunu işte ilk başta yapmamız gerekiyordu. İleride yaptığımız için şu anda sıkıntı oluşmaya başladı. Anladınız mı? Bu tarz şeyleri en başta direkt ayırmanız gerekiyor. Yoksa ileride sıkıntı çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim yani. Enemy health. Tamam, artık düşmanla bizi ayırmış bulunmaktayız temel olarak. Ya şimdilik şunları ona da atayım da. Düzelteceğim onları tabii ki. Bu ne lan? Player health ne? Şimdilik bunları oraya da atalım. Düzelteceğiz arkadaşlar. Aynı fonksiyonlar onunla olmayacak ya da aynı şekilde dizilmiş bir şey olmayacak. Bir şeylerin değiştireceğiz. Enemy alta geliyorum. Şunu şuraya veriyorum. Tamam, şu an yine bu böyle dursun. Ardından gelelim ve şuraları hemen düzeltelim arkadaşlar. Yoksa kafayı yiyecek bu. Buraya enemy health diyelim. Çünkü bu artık düşmanın sahip olduğu bir şey. Düşmanın özelliği. Enemy health nokta, evet böyle bu şekilde demeziz. My health, evet my health'ı public yapmadık. Zortlamaya başladık yavaştan. Şöyle hemen public yap. Ve my health de. Tamam. Başka nerede var bu hata bakalım. Bakalım. Tamam, bunda artık öyle bir hata yok. Şimdi enemy movement'a gel. Burada az önce bir şey almadık mı? Tamam. Player. Şuraya şunu kaldır. Enemy health. Bir dakika, player health ya. Player health. Hurt zaten kendisine olan bir fonksiyon olduğu için ona öyle şeyler yazmıyoruz tabii ki. Tamam, burada başka bir hata veriyor mudur? Verirse herhalde alt çizgili olurdu. Karaktere gel. Health değil abi. Enemy health diyoruz. Başka nerede var? Bolda da var tabii ki. Bola gelip. Evet, bu da artık sadece bize vursun abi, düşmana vurmasın. Düşmana niye vuruyorsun kardeşim? Boş ver.
Düşmana niye vursun abi? Bize vursun. Tamam, düşmana vurmasını istiyorsanız yapacağınız şey yani şunu aynısını yazıp bir tane de bizim için yapmanız, çok bir şey yok. Alt'a geliyorum. Ona player alt diyorum. Bunu da yapalım. Bunu bu arada yani onu da o şekilde yapabiliriz. İleride ihtiyacımız olsa kullanalım ama şu anda zaten düşmana vurmasını istemiyorum arkadaşlar. Düşmanlarda da bir takım değişiklikler yapacağız zaten. Birbirlerine ittiremeyecekler. Birbirlerinin içinden geçebilmeleri gerekiyor. Hafif çarpıp içinden geçebilirler vesaire. Ona bir bakacağız. Onu da hatta bir videoda yapalım. İyi, aklıma geldi. Ayırdık. Başka ne yaptık? Ball, player health başka. Tamam. Her şeyi düzelttik mi kardeşim? Bir hatamız, bir sıkıntımız var mı? Bak, bana bir sıkıntı verme bak. Vereceksin değil mi? Kesinlikle bir sıkıntı verecek. Evet, veriyor. Vermeye devam ediyor. Ne diyor arkadaşlar? Oğlum, bir ton şeyde biz bunları kullanmışız. Ne yapacağız biz şimdi ya? Karakterde. O karakterde bak abi, şunları niye düzeltmedik? Bunları niye göstermiyorsun abi? Tamam, Health diye bir class olduğu için göstermiyor arkadaşlar bu arada. Ama göstermesi lazım. My health. My health. My health. Health. Bu ne? Player health. Nokta my health. Şimdi uçan tekme atacağım buna ya. Get component. Player health. Player health. Oğlum. Ha, bunu public yapmamışız. Public yap ya. Ben ne diyorum, ne oluyor? My health nokta standard. Aynı şekilde şuna da ama. Arkadaşlar, yapacağınız şey şu, ben şunların hepsini değiştiriyorum. Siz de hepsini değiştirin, tamam mı? Hiçbir tane bile bırakmayın arkadaşlar. Hepsini değiştirin. Gelin bak, dur bakayım lan, bitti mi lan acaba? Böyle tek tek yoruldum ya. Nerede bu, başka burada var mı? Burada yok. Oğlum, her yerde olabilir. Bak mesela burada da var. Geliyoruz. Enemy. Enemy health yapıyoruz. İşte başta değiştirmemenin zararları arkadaşlar, anladınız mı? Değiştireceksin abi. En baştan bunların aslında gösterilmesi gerekiyor. Ama tabii ki yani ilk başta bir düz gösterelim dedim. Bakalım başka var mı? Başka var mı? Abi hiç bilmiyorum daha var mı diye. Başka var mı hiç bilmiyorum yani şu anda, biliyor musunuz arkadaşlar? Artık yoktur, yeter ya. Heh, tamam, daha yok. At bakayım bana, o hala bana vurabiliyor musun bir bakalım. Dön kanka, seri dön hadi. Oğlum, hata mı verdin lan? Evet, hata veriyor. Neymiş şu hata? Bu neresi hata lan? Ana, bunlar da enemy alt diye bir şey yok ki. Evet. Harbi artık çıldırmak üzereyim bak. Sürekli bir hata veriyor. Şu prefablara gel abi. Enemy ise gel abi. Şu Archer'a gel abi. Archer'ı aç. Archer'a gel. Archer'ın player health olmayacak tabii ki de. Değiştir şunu. Enemy al. Sen düşmansın kardeşim. Sen bir düşmansın. Senin de health'in 100 olsun. Hadi herkesin health'i 100. Değer, hiçbir şeye dokunmayacağım. Onları sonradan ayarlayacağız arkadaşlar. King. Bunları da hemen değiştireyim çünkü ileride onlarla ilgili bir hata alırsam çıldırırım. Remove component. Buna da gelip enemy atlar. Buna da 150 var abi. Bu niye bu kadar verdim ben de bilmiyorum. Knight'e gel. Kardeşim, sen bir armut olduğun için ve yaptığımız ilk şey olduğu için senin canını çok alması gerekiyor. Yaptığınız ilk şeyin her zaman canı azdır arkadaşlar. Yaptığınız ilk düşmanın canı her zaman azdır. Artık hala bir hata veriyorsan sana yazıklar olsun. Evet, artık düzgün bir şekilde çalışıyor. Geliyor, oku bize fırlatıyor. Canımız da gidiyor. 80 diye yine şurada yazıyor. Yani artık ayırma işlemini başarıyla tanımladık. Tabii ki de bunların içeriği aynı, komple aynı olmayacak. Orada tabii ki de değişiklik yapacağız. Şu anlık şuraları yine böyle bırakıyorum. Tabii player health'ta şöyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Daha sonra parent null değilse diye bir şey. Kesinlikle söz konusu değil. Şu da kesinlikle söz konusu değil. Şuraları sil abi. Şunu da sil abi. Başka bakalım ne var.
Freeze position X. Tamam, hadi oralarda dursun anam, al. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Artık gelip bizim image'imizi çekebiliriz buradan. Extra'dan olarak çekeceğiz. Sırada filed private image diyorum. Ve image dediğim zaman bak şurada 3 tane kütüphane var arkadaşlar. Burada UI olan kütüphaneyi seçeceksiniz. Buraya gelip health bar diyelim. Ardından geleceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar mesela? Burada canımız azaldıktan hemen sonra arkadaşlar bunu bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yavaş bir şekilde de azaltabilirsiniz. Bir anda da biz yani yavaş bir şekilde azaltmak istiyorsanız update fonksiyonunuz olacak arkadaşlar. Vektör 2 lerp yapacaksınız ona. Lerp'le vektör 2 değiller herhalde. Vektör 2 miydi? Yani lerp yapacaksınız. matef.abs.lerp yapacaksınız. Lerp ne yapıyor arkadaşlar? Geçen videoda da söylemiştim. O noktaya belli bir hızda ilerliyor. Yani update kullanarak bunu yapabilirsiniz. Eğer çok süre geçmemişse onu da gösteririm. Şu anlık bir hızlıca inmesini gösterelim. Image diyoruz. Biz neyi değiştirecektik arkadaş? Image demiyoruz ya. Health bar diyoruz. Health bar zaten. Image'i ona atadık. Health bar diyoruz. Burada ne demiştik arkadaşlar? Bunun hangi özelliğini biz değiştireceğiz? Health bar'a geliyorsunuz arkadaşlar. Filamentunu değiştirerek canımızı değiştireceğiz. O zaman nokta filament diyorsunuz. Peki bunu neye göre değiştireceğiz? Bir de bizim şey normal cana da ihtiyacımız var. Total health. Şuraya bir tane private total health diyelim. Float total total health. Bir dakika. Yoksa onu da orada da total health mi yazdım? Yo, direkt health yazmışım. Total health'ı direkt my health'ın yapamıyor muyuz böyle bir şey? Niye yapamıyoruz abi? Burada yapacağım şimdi onu. Ulan ne saçma şeysin ya. myHealth.health eşittir. Pardon. Total health. Yani total canımız arkadaşlar bu değişmeyecek. Bu sadece bir şey olarak gözükecek. Bizim ilk başta canımızı buna eşitliyorum. Burada niye yapamadım ben bunu? My health nokta health. Bunu yapamıyor muyum bu şekilde? Sen bilirsin kanka. Filamont diyorum arkadaşlar. Ondan sonra buraya health koyuyorum başlangıç için. Ardından da oğlum bu health değil lan, küçük olan minik health. Minik health. Ha, my health nokta health yapmam lazım. Oğlum buna biraz alışmamız sürecek. Böyle diyorum. Niye böyle diyorum? Çünkü bu gördüğünüz gibi 0 ve 1 arasında değişen bir şey. Yani bunu kendisine bölerek aslında float bir değer 0 ve 1 arasında bir şey atamış olacağız. Buraya gelip total health dediğim zaman artık işim benim bitmişti arkadaşlar ve bu direkt çalışacak. Evet, bunu direkt çalışacak. Hemen geliyorum. Karakterime geliyorum. Buradan health bar istiyor benden. Hemen ona veriyorum. Ardından burayı kapattığım zaman bakalım gerçekten de çalışacak mı, yoksa bu da bir Amerika'nın bir oyunu mu? Evet, gördüğünüz gibi canım azalıyor. Düşman bana vuruyor ve canım azalıyor. Evet. Gerçekten sihir gibi olay. Gerçekten sihir gibi olay. Aa. Evet, bu şekilde ne yapmış olduk aga? Buraya gelip şey yapmış olduk. Artık gördüğünüz gibi canımız azalıyor. Şu anda çalışıyor yani. Bakalım abi, bir daha konsol edelim. Geliyor, düşman bize vuruyor. Bu bir. Evet, bir daha vur abi. Bu iki. Hadi abi, hızlıca öldürür müsün artık beni lütfen, rica ediyorum senden. Hadi. Hadi. Evet, gördüğünüz gibi canım bitince de bayılıyorum ve düşman hareketine devam ediyor. Peki bu benim bahsettiğim düşmanların birbirine çarptığı zaman birbirinin içinden geçme olayını nasıl yapacağız arkadaşlar? Geliyoruz. Düşman movement'ına geliyoruz ve düşman movement'ında player'a takmasını zaten çarpmasını algılamış. Ama düşman için de algılaması gerekiyor. Şuraya bir else if çekelim arkadaşlar. Other nokta game object nokta tag eşit eşit enemy ise, yani kendinden bir düşmana çarpmışsa bunu bu şekilde yapmak zorunda değiliz. Dediğim gibi enemy health'ı varsa da mesela diyebilirim. Anladınız mı? Enemy health'ı varsa düşmana çarpıyorumdur yani, anladınız mı? Neyse, şimdilik bunu bu şekilde yapalım. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ignore Physics 2D nokta ignore collision yapacağız. Bu ignore collision ne arkadaşlar? İki kişinin collision'ını ignorelayacak. Görmezden gelecek. Kimle kiminkini arkadaşlar? Transform virgül. Bakın burada zaten diyor collider 1, collider 2. Transform. Burada direkt rigid body mi yazacaktık? Rigid body, gerçi burada çekiyor muyuz? Çekmiyor muyuz?
NT bir oğlum. Get component. Rigid body 2D. Evet, bununla kiminkini arkadaşlar? Other nokta game object nokta get component. Rigid body. Bool ignore. Bunu da true yapacağım. Burada neydi hata veriyorsun dostum benim? Collider diyor oğlum, ne fiziği ya. Abi artık çıldırmak üzereyim bak, çok çok yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olmaz yani. Collider fizik ne alaka ya? Fiziğe nereden geldik kardeşim? Collider 2D yazacaksın, tamam, artık bunu yaptıktan sonra işimiz çözüldü. İki tane düşman birbirine çarptığı zaman artık birbirine ağız burun girmeyecek. Birbirlerini dövmeyecekler, anladınız mı? Birbirlerini hayattan soğutmayacaklar. Sadece hafif bir ilk başta çarpabilirler. Ama ondan sonra düzelecek. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Düzeleceğiz inşallah. Şuraya gel. Başlat abi. Ya sen de sola geleceğin tuttu değil mi kanka? Senin de sola geleceğin tuttu değil mi? He, çok iyisin. Git bakayım. Ne diyor arkadaşlar? Health drives monobir component to interface. Evet, bir şeyler salladı bakalım. Knight, ne yapmaya çalışıyorsun Knight? Get component health. Bak burası çalışmadığı için hiçbir şey çalışmıyor. Enemy health. Enemy health nokta my health nokta die. Artık şu hatalardan bıktım, usandım kardeşim ya. Hızlı bir şekilde çözün aranızdaki problem. Ya Knight, sen de soldan gel. Sola doğru yürüyorsun sen başta. Şuradan hemen gel abicim. Hemen çarp şuna da. Ya bir kaçma dur. Ulan şimdi ne oluyor? Niye ignorlamıyorsun kolajının adamın? Oğlum sen öldü bir de ya. Niye ignorlamadı kolajınını? False mu dememiz gerekiyordu? Bir daha mı deneyelim? Ya bazen biz de ya da yapabiliyoruz kardeşim, biz de insanız. Oğlum bunu ignorlaması lazım şu anda. Ha bir dakika lan, buna biz bunu verdik mi ki? Biz bunlara enemy diye bir tag verdik mi? Vermedik ki. Bunu enemy diye tag yapmayalım o zaman. Enemy health varsa yapalım. Game object nokta tag olmasın bu. Get component diyelim. Eğer ki düşman can script'ine sahipse içinden geçsin. Sadece bu düşman can script'i olmayacak. O yüzden bunu aslında tag diye değiştirmemiz gerekiyor. Bunun bir sürü versiyonu olabilir. Mesela Canon'ın da içinden geçmesi gerekiyor. Anladınız mı? Neyse, şimdilik çalışıyor mu? Lanet olsun, çalış. Ya false yaptık çünkü. True yap. Artık bir daha çalışmazsa arkadaşlar alt F4'ü koyup gidiyorum. Oyun kariyerim de burada bitiyor. Bakalım. Lütfen içinden geç. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi artık içinden geçiyor. Düşmanların zaten içleri birbirlerine geçmesi lazım. Birbirlerine engel oluşturmaması gerekiyor. Yani 10 numara çalışıyor. Ama mesela bal kabağın içinden geçemiyor abicim. Bu adam salak mı? O zaman mesela içinden geçilebilir nesneler olarak bir şey tanımlarsak onların içinden geçebilecek. Oğlum sen beni öldürüyorsun ya kanka. Buraya ok atabilir misin lan? Çok merak ettim bak. Hop. Oha, aradan geçirdin lan. Zınk. Hadi bitir işimizi de buradan gidelim artık. Evet. Bu video bu kadardı. Bu videoda ne yapmış olduk? Aslında güzel şeyler yaptık. Düşman artık birbirinin içinden geçebiliyor. Artık UI'ya giriş yaptık ve şurada gördüğünüz gibi bir tane image ekledik. Her ekranda aynı gözükmesini sağladık. Bakın her ekranda aynı gözüküyor abicim. Evet. Kesinlikle her ekranda aynı gözüküyor. Kesinlikle ama kesinlikle her ekranda. Oğlum biz bunu ortaya sabitlemişiz ya, bak videoda başta konuştuğumuz şeyi uygulamıyoruz. Ayıp bir şey ya. Tamam. Artık her ekranda aynı gözükmesini sağladım. Bunun yanında ne yaptık? Canımızı azalttık, dediğim gibi oraları ayırdık. Güzel oldu ya. Güzel güzel, sevdim ben bu işi. Tamam, şu an oyunumuz güzel gidiyor. Artık UI'ye de giriş yaptığımız için artık level'lara çıtırdan gireceğiz arkadaşlar. Artık level işine girmemiz gerekiyor. Çünkü oyun temel olarak artık mekanik olarak bayağı ilerledi. Tabii level işine gireceğiz derken sadece bir yani başı sonu olsun level'ın. Hani başlayıp sonuna gelebilelim, ulaşabilelim. Ama ondan sonra daha işimiz bitmiyor. Daha bir sürü şeyimiz olacak. Peki ileride ne yapacağız? Dediğim gibi artık efektlere yavaş yavaş gireceğiz. Particle efektlere gireceğiz. Bunun yanında başka neye gireriz? İşte line renderer, işte tail renderer, bir şeyler daha yaparız ya. Bu şeyler var ya.
çizgiler oluşturuyor vesaire. Onları da kullanmayacağız. Her şeyden kullanmaya çalışacağım. Envanter da olacak arkadaşlar. Her şeyden, ama çok büyük çaplı bir envanter olmasa da envanter de olacak. Bunun yanında başka ne olur? Ses falan zaten olacak. Başka ne yaparız? Yapacağız yani. Daha bir sürü şey ekleyeceğiz abi. Oyun, ha, konuşma falan olacak mesela. İki kişi birbiriyle konuşacağız. Konuşma diyalogları olacak. O mekaniği de ekleyeceğiz. Başka ne ekleyeceğiz? Düşüneyim. Artık bu kadarı bile aslında bayağı fazla yani şu anda. Bayağı fazla olduğunu düşünüyorum. Yani basit bir oyun yapabilirdim ama gelip şu anda bildiğin ileri düzey bir platformer oyununa doğru ilerliyor oyun. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler.